Öncelikle merhabalar. Ben öğretim görevlisi doktor Harika Topal Önal, Torus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Yöntemi Teknikleri Programı'nda program sorumlusuyum. Çalışma alanlarım tıbbi biyoloji ve genetik ve biyoteknoloji üzerine. Bugün Meslek Yüksek Okulu'nun bünyesindeki Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümündeki 3 programı tanıtacağım. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Yöntemi Teknikleri ve Diyaliz programında bahsedeceğim. Öncelikle Torus Üniversitesi'nin 4 tane kampüsü var. Bahçeli Evler, 45 Evler, Uray ve 50. Yıl Kampüsü. Biz Meslek Yüksek Okul derslerini Bahçeli Evler Kampüsü'nde gerçekleştiriyoruz. Torus Üniversitesi Meslek Yüksek Okul bölümlerinin diğer üniversitelerden en önemli farkı 3+1 modeli eğitim vermesidir. Meslek Yüksek Okulumuz uygulayan bu eğitim modeli öğrencilere iş tecrübesi kazanarak mezun olmadan iş deneyimi sağlıyor. Öğrenciler 4 yarı yılın 3'ünü üniversitede teorik bilgiyle geçiriyor. Birini sektörde, hastanelerde gerçekleştiriyorlar. İş yeri eğitimi alan üniversiteler tarafından bulunuyorlar. Bu eğitim alanı üniversiteler tarafından bulunuyor. Mersin ya da diğer illerde veya yurt dışında yapabiliyorlar. Değerlendirme iş yeriyle birlikte yapılmaktadır. İlk bölümümüz tıbbi laboratuvar teknikleri. İlk öğrenci kabulü 2014-2015 öğretim yılında başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir. Programın eğitim süresi 4 yıldır. Burada da yine 3+1 eğitim verilmektedir. Tıbbi laboratuvar teknikleri programında klinik ve diğer araştırma laboratuvarında kullanılan yöntem ve cihazın işleyişi, tahlillerin yapılması konusunda teknik eleman yetiştiriyor. Laboratuvarda çalışmak üzere eleman yetiştiriliyor. Programın teorik ve uygulamalı dersleri yüksekokul bünyesinde yapılmaktadır. Dersler programdaki öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Bölümdeki eğitim, öğretim müfredatları nasıl planlıyoruz? Ben biraz soru cevap şeklinde hazırladım slaytlarımı. Öncelikle eğitim müfredatı oluştururken her yıl danışma kurulları oluşturuluyor. Bu danışma kurullarında öğretim görevlileri, sektörden çalışanlar ve öğrencilerle beraber bir fikir alınaraktan yeni ders programları oluşturuyor. Güncel gelişmeler takip edilerekten yeni ders programı oluşturuluyor. Tıbbi laboratuvar tekniklerinde teorik ve uygulaması en fazla olan bölümlerden biri tıbbi laboratuvar teknikleri. %70-80 derslerin birçoğu uygulaması var. Uygulamalar okulumuzda mevcut olan tıbbi uygulama laboratuvarımızda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin görüntüleri mikroskopta çalışırken. Tıbbi laboratuvar tekniklerinin istihdam profilleri nedir? Tıbbi laboratuvar teknikerleri hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluş araştırma merkezlerinde, hıfzı sıva enstitülerinde ve gıda sanayi işletmelerinde çalışabiliyorlar. Tıp alanında araştırma ve geliştirme yapan kurum ve kuruluşlarda da çalışabiliyorlar. Ayrıca kamu personel sınavıyla devlet memuru olarak, laboratuvar teknikeri olarak atanabiliyorlar. Bizim mezunlarımızın istihdamı ne durumda? Öğrencilerimiz 3+1 eğitimde bir dönem boyunca gerçekleşen mesleki uygulama dersleri sayesinde sektörle sürekli iç içe oldukları için daha mezun olmadan iş imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerimiz birçoğu da zaten mesleki uygulama yaptığı hastanelerde iş imkanı buluyorlar. Özel ve devlet hastane laboratuvarında tekniker çalışmak durumunda oldukları için sürekli de ihtiyaç duyulmaktadır bu öğrencilere, laboratuvar öğrencilerine. Tıbbi laboratuvar teknikleri programından mezun olanlara tıbbi laboratuvar teknikeri unvanı veriliyor. Bu öğrenciler dikey geçiş sınavıyla ÖSYM'in düzenlediği dikey geçiş sınavıyla bir üst derece olan biyoloji, hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabiliyorlar. Dikey geçiş sınavıyla tercih yaptıktan sonra yerleşebiliyorlar. Bir diğer programımız tıbbi görüntüleme teknikleri. İlk öğrenci kabul 2014-2015 eğitim yılında başlamıştır. Eğitim dili Türkçe. 2 yıl olduğu için 4 yarı yıl eğitim süresi var. Burada da yine 3+1 eğitimimiz gerçekleşmektedir. Tıbbi görüntüleme teknikleri röntgen tanı ve tedavi üniteliğinde çalışabilecek teknik düzeyde eleman yetiştirmektedir bu bölümde. İşte radyo diagnostik, radyoterapi, ultrason, nükleer görüntüleme, bilgisayar tomografi, manyetik rezonans, görüntüleme ait tüm tanı kısımlarında çalışabiliyorlar bu öğrenciler. Tüm cihazları da mezun olmadan öğrenebiliyorlar.
Mezunlara radyoloji teknikeri unvanı veriliyor. Kamu kurumları, özel sağlık merkezleri, radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi ünitelerinde ara eleman olarak çalışabiliyorlar. Öğrencilerimizin hastanedeki görüntülerinden çekim teknikleri, hastanın alınması, hastanın hazırlığı, hastalığa pozisyon verme, çekim protokolleri, işte her cihaz için ayrı ayrı öğreniyorlar bunu. Bu bölümdeki eğitim müfredatları nasıl planlanıyor? Eğitim öğretim müfredatı diğer bölümlerde olduğu gibi her yıl danışma kurulları neticesinde öneriler dikkate alınıyor. Müfredatlar güncellenerek öğrencilerin tıp eğitiminin gelişim trendine uygun şekilde eğitim almaları sağlanıyor. Danışma kurulunda okulumuzdaki öğretim görevlerinden oluşuyor. Uzman radyologlar geliyor ve öğrencilerimizden de oluşuyor. Hepsinin görüşleri alınaraktan yeni müfredat hazırlanıyor. Yine öğrencilerimizin çekim görüntülerinden hasta pozisyonu, yatış şekli vesaire hepsi ayrı ayrı gösteriliyor. Öğrencilere sunulan akademik ve teknolojik imkanlarımız nelerdir? Öğrenciler ileri derecede radyoloji eğitimi verilerek akademik açıdan güncel gelişmeler takip edilip öğrencilerimize sunuluyor. Cihazların tanıtımı, uygulanması çözüm ortakları olan hastanelerde gerçekleşiyor. Mezunlarımızın istihdamı ne durumda? Özel hastanelerin hepsinde radyoloji kısmı bulunması gerekiyor ve bu bölümlerde büyük ihtiyaç var radyoloji teknikerlerine. Mezun olan öğrenciler kamu personel seçme sınavıyla sağlık teknikeri olarak atanabiliyorlar. Onun haricinde kamu kurumları dışında özel hastane, poliklinikler, tıp merkezleri program mezunu için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturuyor. Bizim öğrencilerimiz için ise yıllık ortalama %60-70 civarında mezun olur olmaz istihdam edilme istatistiği mevcuttur. Tıbbi görüntüleme tekniklerinden üst derece programlarına geçiş, mezun olduktan sonra ÖSYM'nin düzenlediği dikey geçiş sınavı ile hemşirelik ve hemşirelik sağlık hizmetleri lisans programına geçiş yapabiliyorlar. Bir diğer programımız diyaliz programı, meslek yüksekokuluna bağlı 2 yıllık ön lisans eğitiminde dili Türkçe 3+1 eğitim veriliyor burada da meslek yüksekokulunun tüm bölümlerinde olduğu gibi. Diyaliz ünitelerinde görev yapacak sağlık teknikleri yetiştirme amacıyla kurulan bir program, diyaliz programı. Hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi, tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması gibi işlemler öğretiliyor öğrencilere. Bu diyaliz programındaki eğitim öğretim müfredatı nasıl planlanıyor? Yine danışma kurullarının yıllık toplantıları neticesinde öneriler dikkate alınarak müfredatlar güncelleniyor. Öğrencilerimizin diyaliz eğitiminin güncel gelişimine uygun şekilde eğitim almaları sağlanıyor. Aday öğrenciler bu bölüm tercih ettiklerine sahip olacağı avantajlar nelerdir? Diyaliz programını tercih eden öğrenciler nitelikli ve donanımlı birer sağlık kademini olabilmek için her türlü teorik altyapıyı bu programda alabiliyorlar. Ve bu teorik altyapıyı da uygulamalarla pekiştirme fırsatı buluyorlar. Ve böylece kamuda, özel sektörde ihtiyacı karşılayacak şekilde kalifiye personel yetiştirilmiş olunuyor. İstihdam alanlarına duyulan süreklilik mezun öğrencilerimizin en önemli avantajlarından birisi. Diyalizde de ihtiyaç var. Öğrencilerimize sunulan akademik ve teknolojik imkanlarımız neler? Akademik açıdan güncel gelişmeler takip edilip ileri derecede diyaliz eğitimiyle birlikte öğrencilere sunuluyor. Bununla birlikte hastanelerde ve diyaliz merkezlerinde teknolojik açıdan kullanılabilecek cihazların tanıtımı uygulama bir şekilde öğretiliyor. Bölümün akademik kadrosu uzman, hekim ve öğretim elemanlarından oluşuyor. Laboratuvar ve kütüphanemiz var. İhtiyacımızı karşılayacak nitelikte hepsi. Öğrencilerimize diyaliz makinesi tanıtımı, uygulama eğitimi için çözüm ortaklarımız olan hastanelerde ve diyaliz merkezlerinde meslek uygulama eğitimi sunulmaktadır. Mezunların istihdamı ne durumda? Özel hastanelerde ve böbrek yetmezliği çeken hastanın acil ihtiyacını karşılamak üzere birçok diyaliz merkezi açıldı son zamanlarda. Bu nedenle bu programdan mezun olan öğrencilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Diyaliz programını başarıyla tamamlayan öğrenciler kamu personel seçme sınavına girip onun sonuçlarına göre diyaliz teknikeri olarak
devlet memuru olarak yerleşebiliyorlar. Kamu kurumları dışında özel hastane, diyaliz merkezleri bu program için büyük bir istihdam alternatifi oluşturuyor. Mezun öğrencilerimiz de büyük bir çoğunluğu okulu bitir bitirmez istihdam fırsatı bulabilmektedirler. Diyaliz programın mezun olduktan sonra bir üst derece programa geçiş yine ÖSYM'in düzenlediği dike geçiş sınavıyla gerçekleştiriliyor. O sınavdan sonra hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans programlarına tercihliye geçiş yapabiliyorlar. Ayrıca Erasmus öğretim ve staj hareketliliği gibi fırsatlarımız da var. Bir programda kayıtlı olan öğrenciler Erasmus programı kapsamında en az bir yarı yıl süreyle yurt dışında öğrenim staj hareketliliğine katılabilirler. Bir de öğrencilerden sık gelen sorularımız var. Eğitime başladıklarında eğer bursluysa burslar ne zaman kesiliyor? Meslek Yüksek Okulu'nda 2 yıl boyunca ders alıyorlar. Bu 2 yıl boyunca dersten kalsalar hiçbir şekilde bursları kesilmiyor. Öğrenim uzatan öğrenciler her bir derste kredisi başına ücret ödüyorlar. Ayrıca çift anadal da her bölümümüzde mevcut. Bunun için ayrıca ücret alınıyor mu? Ayrıca bir ücret alınmıyor. Bir programa kayıtlıysa başka bir programda da, uygun olan bir programda da ücretsiz bir şekilde çift anadal yapabiliyor. Yalnız anadalını bitiren öğrencilerden, öğrenimi uzatan öğrencilerden her bir derste kredisi başına ücret alınmaktadır. Öğrenim ücretlerinde indirim olabilir mi? Mersin il ve ilçelerinde lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerden %10 oranında indirim yapılıyor. Ayrıca 1. dereceden şehit yakınlarında öğrenim ücreti alınmıyor. Gazi yakınlarından %50 oranında indirim uygulanıyor. Aynı anda iki kardeşten yazıldıysa onlardan da birine %10'lar indirim yapılıyor. Her birine %10'lar indirim yapılıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim.